Herkese merhaba arkadaşlar. Murat Çalışkan videoları kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz dönence almıştık bebeğimiz için. Şimdi sizlere onu tanıtacağız. Bakalım nasıl olacak, nasıl işe yarayacak mı, nasıl yapılacak ben de bilmiyorum. Şöyle görüntüsü şu şekilde. Şöyle ışıklandırması varmış gece için. Şunlar otomatik dönüyor. Ses sensörü var. Bu daha önceden de araştırmıştım. Gerçekten çok güzel. Hemen şöyle bahsetmek istiyorum öncelikle. 3 ve 5 10 dakikalık 3 farklı zaman ayarı var. Ninniler söylüyor, klasik müzik, doğa sesleri bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırıyor. Karakter oyuncaklar sessizce hareket eder. Yani şuradaki oyuncaklar hareket sessizce ediyor. Bebeğiniz ağlamaya başlarsa ses sensörü devreye girer ve bebeğiniz uyuyana kadar mod varmış. Bu çalışıyormuş. Yani bebeğiniz diyelim ki uyuyor. Uyandı, ağlamaya başladı. Birden ses sensörü devreye giriyor. Hemen işte ninni vesaire bunları söylüyor. 0-24 ay arası bilginiz olsun. Hemen şöyle geçmek istiyorum. Hareketli ışıkları ve yansımaları dönence diye geçiyor. Kutumu açıyorum. Büyük hissediyorum. Hemen şurada bir uyarımız var. Bütün paketleme materyalleri, bant, plastik, kapak, kablolar ve etiketler çocuğunuzun oynamadan önce oyuncaktan çıkartılmalıdır diyor. Bu ana mekanizması. Bütün her şey burada büyük ihtimal. Evet, arkada 3, 5, 10 bunların hepsini göstereceğim şimdi. Geldik. Şu şekilde çok şık ve güzel bir tasarım bence. Bu şekilde çalıştırabiliyor muyum? Burada uyku modları, burada müzik modu var. Ses açma kapama var arkada. Şunları da çözemedim. Pili var mı acaba? Pil hakkında bir şey dememiş. Bakacağız ona. 3, 5, 10. Devam ediyorum. Evet, devam ediyorum. Şu büyük kutuyu alalım ortadan. Kurulum için herhangi bir kullanım kılavuzu çıkmadı. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bunun fiyatı şu an indirimde, ebebekte direkt alabilirsiniz. Şu bu herhalde takılma yeri. Arkasına makasım var, niye kullanmıyorsam. Evet, bu kilit arkadaşlar. Bu ne ya? Çözeceğiz bu işi. Kutunun içinden kullanım kılavuzu çıkmadı demiştim ama şurada bir şey var, gözüme çarptı. Bunlar da çok da şekermiş ya, baksana bize. Çocuğunuz için gerçekten çok renkli ve şey güzel. Yüzeyi silinebiliyormuş bunlar. Çocuklar için gayet ideal, sağlıklı. Bu daha önemli zaten. 3 tane şöyle bir şey çıkıyor. Evet, şöyle içinden de kitapçıklar gibi bir şeyler çıktı. Bu ne? VTEC eğitici oyuncaklar. VTEC dünyanın ödüllü oyuncak markasından güvenli ve eğitici oyuncaklar diye bir kitapçık çıktı. Aa, içinde şey var. Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı içinden. Bu da çocuklarınız için eğitici şeyleri alabilmenizi söylüyorlar. Yani alabilirsiniz diyorlar çocukların gelişimi için. Bayağı da bir büyük şey var.
Arkasında da hemen şöyle göstermek istiyorum. Aynı şekilde devam ediyor. Bu oyuncakları da alabilirsiniz çocuğunuz için diyor. Eğitici olması için. Bunlara kesinlikle bakacağım. Ona göre de alırız belki. Şu arka tarafta da merhaba dünya, büyüyorum, ihtiyacım var. Yani 0-12 ay, 1-2 yaş, 2-3 yaş diye şekillendirmişler. Bu bilgilendirme için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu an bunu kaydettim. Evet, devam ediyorum. Bu ne? Beşiğe takılan kısmın çocuk tarafından ellenmeyecek bir yerde olmalı. Beşiğe taktığımızda çocuğun ellenmeyecek bir yerde olmalı. Bebek oyun alanına çok pardon veya takılma mandalına ulaşabildiğinde kaldırınız. Dönenceyi duvara monte etmek istediğinizde bebeğinizin ulaşamayacağı bir yere takınız. Paketin içinde ve üründe bulunan bütün güvenlik araçlarını, kelepçe, kayış, mandal vesaire kullanınız ve sıkıca bağlayınız. Sık sık kontrol ediniz. Mandalın çevresini fazladan bant veya iple bağlamayınız demiş. Bir not geldi. Onu da uyarı. Eğer parmaklıkların veya beşiğin trabzanının boyutu 50 milimden yüksek ise ürünün takılması veya kullanılması uygun değildir. Yani 60 milimetre, yani şu beşiğin tav kenarı var ya, orayı göstermiş. 50 milim ise uygun, yani 50 milim altı ise uygun, 60 milim ise uygun değildir diyor. Büyük ihtimal şeyle ilgili. İlave. Ürün ve pillerin atılması. Tamam, bunları biliyoruz ya. Bunu geçiyorum. Evet. Arkadaşlar, kullanım kılavuzumuz geldi. Şimdi kullanım kılavuzu gelmişken bakın, burayı da güzelce kelepçelemişler. Şunu da açıyorum. Sakin. Sakin ol şampiyon. Hah. Ördek kafası. Aa, bu hazır geldi zaten. Vallahi hazır geldi ha. Dur bakayım. Burası karışacak. Vaziyet alın. Gerçekten ürün hem sağlam geldi. Işıklar herhalde buradan şey yapıyor. Ürün hem sağlam geldi hem de güzel, hoşuma gitti şu an. Şurada bir pin gibi bir şey var, birbirine girecek. Şimdi ben bu kullanım kılavuzunu mecbur okuyacağım arkadaşlar. Şöyle diyeyim, şurayı bir ayarlayayım bir saniye. Evet. Önceliğimiz paket içeriği. Şurada göstergeleri var işte. Zaman ayarı, ses düğmesi, ışıklı projektör, 3 adet küçük kas. 3 adet var mı? 1, 2, 3 var. Ondan sonra açık kapalı, mod seçici tuş, müzik tuşu, hareketli arka plan, peluş kaz ayakları, ışık ve hareket seçici düğme. Bebeğiniz yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Tamam. Ayakta durabilmeye başladığı zaman dolanmaya bağlı bir kaza geçirmemek için küçük yavru ördekleri oyuncaktan çıkarabilirsiniz. Bebeğin demiş ki, bak burada uyarı var bir tane. Bebeğinizin ayakta durabilmeye başladığı zaman dolanmaya bağlı bir kaza geçirmemek için küçük yavru ördekleri oyuncaktan çıkarabilirsiniz. Resim 2 gerekli görüldüğü takdirde oyuncağın boyunun kısmını da çıkartabilirsiniz. Ha, şöyle bir göstergesi var. Bu başlangıçtı. Devam ediyoruz. Devam ki. Pillerin takılması. Ürünün düğmesi kapalı olmasına dikkat ediniz. Lan düğmesi nerede?
Kapanın mı düğmesi? Ürünün düğmesi. Kardeş zamanlayıcı var burada. Neyse. Düğmesinin kapalı olmasına dikkat edin. Oyuncunun arka kısmında bulunan pil yuvasının kapağını tornavida veya bozuk para ile açınız. Bozuk para mı? Tornavidayı anladım. Bozuk para ile açınız. Resimde gösterildiği gibi 4 adet yeni pil. Dur. D. Pil oyuncu. Pil. Büyük pil dediği. Pil yuvasına yerleştiniz. En iyi performans için yeni alkanlı pilden kullanmanızı tavsiye. Pil yuvasının kapağını kapatın ve vidalarını sıkınız. Alkanlı pilden önerim. Doldurabilir olmayan pilleri doldurmaya çalışmayınız. En iyi sonuç yeni alkalin piller kullanılması önerilir. Doldurulur pilleri, doldurulabilir pilleri işlem öncesinde oyuncağın içinden çıkartınız. Pilleri dolum işlemi yetişkinler tarafından ya da bir yetişkin gözetimini yapılır. Farklı türlerdeki piller eski veya yeni piller bir arada kullanılmamalıdır. Yalnızca aynı veya eşdeğer türlerde pil kullanılmalıdır. Doğru kutuplarda yerleştirmelidir. Piller oyuncaktan çıkartılmalıdır. Bitmiş piller. Akım uçlarına kısa devre yaptırılmamalıdır. Ya kurulama geçelim artık ya. Bu oyuncak yetişkinler tarafından kurulmalıdır. Ben de bunu bekliyorum. Hadi. Evet arkadaşlar. Şöyle pilimiz var. Bundan 4 adet alıyormuş. Pil aldım geldim. 4 adet alıyormuş. Hemen kurulacağız. Önce arkasından açalım. Böyle büyük alkalın piller istiyor arkadaşlar. Ona göre ayarlayın. Kurulumu yaptık. Direkt arkasından o mavi şeyi 5'e geçiriyorsunuz. Vidalı şekilde. Bu iyi geceler modu. Çocuğun dikkatini bayağı bir çekti. Şurada ayarları var. Bu şey kalp modu bak.
It's lullaby time. Şuradan da bir saniye. It's lullaby time, sweetheart. Dikkatini çok çekti gerçekten. Şu, ha, bunu unutmayalım. Gece nasıl olacak şu an tam emin değilim ama şöyle gösterebilirim. Duvara şey veriyor. Şu. Bu şekilde. Allah bizim kişiminden sevdi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, videomuz şu anlık bu kadar. Gördüğünüz gayet güzel. Çocuk da bayağı eğleniyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma şu alttan abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.